Benim ilk maçım 3 puanla başlamak istiyorduk. 1-0'da öne geçtik. Daha sonra free kick golü var. Genel maçın analizine bakarsak direkt 20 gole katkı yapmış oyuncu grubu yok. Giden. Yani Adana Demirspor'un attığı 20 golde direkt katkısı. Katkısı olan değil. Direkt katkısı olan oyuncu grubumuz ve bir değişimimiz var. Ki bunu oyun içerisinde zaman zaman bazı pozisyonlarda zorluklar yaşadık. Oyuncu değişimi konularında. Örneğin sağ beke Gabriel'i aldık. Sonra Cisse sakatlandı. Onu stopere aldık. Yani o pozisyondaki oyuncularımızın yerlerini doldurduğumuz zaman takım geliştiğinde çok daha farklı bir Adana Demirspor ortaya çıkacak. Bu bir gerçek. İkinci durum pas. Çok kolay topları kaybettik. Bunu da geliştirmemiz lazım. Önümüzde bir Beşiktaş maçı var. Bunun için de antrenman yapmak gerekiyor. Duran toplar, topa sahip olma, atağı sonlandırma. Onun için geldik zaten biz buraya. Dolayısıyla oyuna genel baktığında belki biz daha net pozisyona girmiş olabiliriz. Emre'nin bir net pozisyonu var. Beraberlik skoru normal bir skor diyebiliriz. Çünkü 10 maç bir galibiyetimiz var biliyorsun. Evet. 10 maçta bir galibiyetimiz var. Bugün disiplinli olmasak çok daha farklı bir tabloda görebilirdik. En azından oyuncular biraz daha disiplinli, biraz daha mücadeleci örnek gösterdiler. Ama oyun olarak asla yeterli değil. Bunun için de dediğiniz gibi pozisyon oyuncuları çok önemli. Mesela ne yaptık? Sol beki çıkardık, tekrar Yusuf Oğur'u aldık. Yani bu pozisyonlar da olacak. Başkan bu işleri eksik oyuncuları alacak. Ama bu süreç içerisinde sadece oyuncu değil, gidenlerin yerine oynayan oyuncuların takım oyunu içerisinde geliştirmesi gereken eksiklerimiz var. Çünkü bunlar oynamıyordu, kulübede bile değildi. Çünkü öyle bir kaliteli bir takım vardı. Zaman içinde göreceğiz. 70'ler sonra geriye yaslanmamız çok... Normal. Şimdi o konulara girmek istemiyorum. Bu konulara girdik mi birilerini eleştirisel düşünmüş oluruz. Kupa maçı oynayan bir takım. Değişimden sonra son 3-5 hafta işte sakatlık uzun süre bekleyen mutlaka o fiziksel tempomuzu dayanıklılığımızı da arttırmamız gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.